Türkiye'nin kanayan yarası kadın cinayetleri. Ne yazık ki kadın ölümlerinin ardı arkası kesilmiyor. İzmir, Malatya ve Aksaray'da bir günde 3 kadın öldürüldü. Yine ölüm, yine kadın cinayeti. Katil kocalar gözlerini kırpmadan eşlerini öldürdü. Kadın cinayetlerine bir yenisi daha eklendi. Acı olayın ilk adresi İzmir. Dikili ilçesinde yaşayan Alper Gül'le Çilem Kılıç aralarında anlaşmazlık yüzünden evliliklerini bitirdi. Bu ayrılığı Alper Gül hazmedemedi, eski eşine karşı öfke doluydu. Eski çift akşam vakti sokakta bir kez daha karşı karşıya geldi. Tartışmanın fitili ateşlendi. Alper Gül belinden silahını çıkardı, eski eşini sokak ortasında vurdu. Kanlar içerisinde yere yığılan kadın oracıkta hayatını kaybetti. Katil adamın öfkesi bir türlü dinmedi. Eski eşini vurduktan sonra eski kayınvalidesinin evini bastı. Komşusuyla evinde sohbet eden Selim'e de damadını karşısında silahla görünce şoke oldu. Öfkeli adam kayınvalidesi ve yanındaki komşusuna mermi yağdırdı. Olayda kayınvalide hayatını kaybetti, komşu yaralı olarak kurtuldu. Sinir krizi geçiren adam en sonunda dayanamadı, eşini ve kayınvalidesini öldürdüğü silahı bu kez kendi kafasına dayadı, canına kıydı. Katil kocanın cinayeti işlemeden önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımı dikkatlerden kaçmadı. Burası da Malatya. 73 yaşındaki Emine P. eşinden şiddet gördüğü için ayrılmak istedi. Mahkeme yaşlı kocaya uzaklaştırma kararı verdi. Mehmet B. bu karar sonrası eline silahını aldı, eşinin bulunduğu evi bastı. Yaşlı adam eşine mermi yağdırdı. Kadın olay yerinde hayatını kaybetti. Katil kocaysa evden hızla ayrıldı. 3 çocuk annesi Emine P. hayata gözlerini yumarken durumu öğrenen çocukları binanın önünde sinir krizi geçirdi. Aksaray'da da kadın cinayeti yaşandı. Barışmak için eski sevgilisiyle görüşen cani adam eski sevgilisini boğazından bıçaklayarak öldürdü.